Spor gündeminde beraberiz. Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulunuyor, izliyoruz. Çağlar, masada bir detay var, yeni sezon. Evet. Nasıl buldun? Diğer alternatif formalar da var ama tabii Fenerbahçe bu sezon daha evet. Çok. Ya bütün formalarımız çok güzel, renklerimiz de özellikle çok güzel. Yani bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Yani bu formalar çok önemli formalar. Yani inşallah sonu güzel biten bir şampiyonlukla formaları layıkından taşıyabiliriz. İnşallah dönemi itibaren olmak üzere aslında şu an sen takımdan ayrı çalışıyorsun. Evet. Sakatlığın var, onu atlatmaya evet. Çalışıyorsun. Fiziksel olarak da durumundan bahsedecek olursak evet. Sence tahminen ne zaman takımla birlikte çalışmalara başlayabiliriz? Şimdi en son doktorlarımızla konuştuğumuzda çok ufak da olsa yine MR'ımda geçen senin son maçından sakatlığından dolayı bir ufak görüntü var. Ondan dolayı şimdi de zaten takım arkadaşlarım benden bir hafta önce başladıklarından dolayı aynı seviyede değilim onlarla. Hem sakatlık sürecini hem risk almadan tabii hocamız da buna dahil olmak üzere hocamız, doktorumuz biz güzel bir görüşme yaptık. Daha bir hafta daha diyebilirim. Ondan sonra hayırlısıyla takımdan başlayacağım. Buyurun. Çağlar, transfer sürecini herkes çok merak ediyor. Aslında kiralandığı dönemde de evet. Atletico Madrid kulübüne bir mesajın vardı Fenerbahçe'de evet. Oynamak istediğine dair. Evet. Şimdi bonservisin alındı. Yine o süreçte bu tarz bir durum yaşandı mı? Nasıl gelişti? Yani ben geldiğimden beri burada kalmak istediğimi kendi başkanımıza da söyledim. Futboluna da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum ama artık Fenerbahçe'de oynamak istediğimi ilettim. Sağ olsun başkanımıza geçen senenin sonlarına doğru planlamamı söyledi bana, düşüncemi sordu. Sağ olsun ben de ilk öncelik burasının olduğunu söyledim. Ve yaklaşık bir ay oldu sezon biteli. Bir aydır da kimsenin telefonu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Sağ olsun başkanımız da özel ilgilendi. Kendi ekibiyle Acun abi, Mario hepsi sağ olsun çok güzel ilgilendiler. Dediğim gibi yani ilk önceliğim her zaman burasıydı. Sonunda oldu. Çağlar, gördün mü bilmiyorum. Hoca da biraz önce senin açıklamalarını takip evet. Etti. Onun bu diyaloğun nasıl? Sonuçta ya, birlikte çalışıyorsunuz ama emin geldiğinden evet. Beri yolunuz olmuştur. Ya tabii şimdi söyleyeceğim laflar belki çok klişe olacak ama yani hocanın hakkında yorum yapmak bizlere düşmez yani. Hoca dünya çapında kendini kanıtlamış bir insan. Bizler çok şanslıyız. Hem kendi futbolcuları olarak hem de ülke olarak da çok şanslıyız. Böyle ismin gelmesi, ülkemize böyle isimlerin gelmesi çok çok önemli. Hem Türk futbolu adına, hem bizler adına, hem altyapıdan çıkan oyuncular adına. Şu an bakıyorsunuz takımda belki 16, 17, 18 yaşındaki gençler Mourinho'dan antrenmana çıkıyor. Çok büyük bir şans. Onun için böyle isimlerin kıymetini bilmeliyiz. Onların gösterdiği değeri biz daha fazlasını göstermeliyiz. Yani çok mutluyuz tabii bu konuda. Çağlar, milli takımı da sormak istiyorum şu anda. Tabii. Rakip Hollanda evet. Çok güzel bir serüven geçiyor bizim evet. için. Nasıl yorumlarsın? Ya, gerçekten bütün arkadaşlarımı, hocamızı tebrik ediyorum. Gerçekten gurur verici bir tablo şu an. Gruptan çok güzel çıktık. Hani güzel oynayarak hani eksiklerimiz yok mu? Tabii ki de var ama yani biliyorsunuz orada rövanş olmayan maçlar. Onun için bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar. Ben de orada olmadığım için sakatlığından dolayı gerçekten üzülüyorum ama her şeyde bir hayrı vardır demek istiyorum. Oradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Hollanda maçında da en üst seviye performanslarıyla turu geçeceğimize inanıyorum ben. Çağlar, aslında sen söyledin orada olmadığın için üzüldüğünü. Evet. Oradaki takım arkadaşlarınla iletişim kuruyor musun özellikle tabii. Alınan galibiyetler ve alınan turlardan dolayı? Bu sorunun ardından da şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de şu an belki de en hazır ve en fazla kalitesinin sorgulanmayacağı bölge defans bölgesi. Hı hı. Çok fazla stop var. Bu da teknik direktör Jose Mourinho'nun zamanı geldiğinde rakibe ve kadroya göre üçlüye geçeceği zaman ya da dörtlü oynayacağı zaman sence bireysel olarak siz buna nasıl bir reaksiyon göstereceksiniz performans anlamında? Ya tabii ki de ilk öncelikle milli takım arkadaşlarımdan başlayayım. Her maçtan sonra tabii ki de konuşuyoruz. Yani iyisiyle kötüsüyle Portekiz maçından sonra da
Hepsine görüştüm yani takım arkadaşlarımla, işte kaptanla olsun, yani diğer arkadaşlarımız olsun. Yani hiçbir o konuda sıkıntımız yok yani. Hocanın şeyi konusunda ise yani hepimiz biz hazırız. Hazır olmak durumundayız. Hocamızın yani kararı ne olursa olsun, üçlü de dörtlü de olsa biz kendimizi hazır tutmalıyız. O konuda da yani dediğiniz gibi takım olarak çok kaliteliyiz. Kaliteli isimler var. Özellikle kadronun bozulmaması da çok önemliydi. Yani o konuda biz kendimizi hazır tutmalıyız. Ve son olsun. Tamam. Çağlar, malum Fenerbahçe'nin bu sezon 5 Şampiyonlar Ligi'nde de oynayabilme ihtimali ve senaryosu evet. Belki değişecek bir aslında format olacak. Evet. Bu da aslında Fenerbahçe'nin hazırlıklarının normalden biraz daha önce başlaması evet. Sebep oldu. Erken başlayan bir sezon olacak. Kasabeklar'da olursa Şampiyonlar Ligi gibi formatı değişen zor bir kulvarda devreye girecek. Ama sizler için bir avantaj. Genel evet. Olarak tüm bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii ki de yani formasyon yani değişmesi lazım bence de. Çünkü yani ülke olarak puanımız bence son zamanlarda çok bayağı bir yükseldi. Onun için erken başlamakla ilgili tabii ki de uzun bir sezon olacak. Ama dediğim gibi biz yani ilk günden beri arkadaşlarım, buradaki arkadaşlarımla da burada yokken de konuşuyordum. Gerçekten katıldığımda da gördüm. Hiç o havayı yansıtmıyor yani. Çok mutlu bir takım olduğumuzu gösteriyorlar. Bunu zaten taraftarlarımız da herkes görebiliyor. Onun için ben uzunluk konusunda çok fazla bir düşüncem yok. Biz elimizden geleni her zaman en iyisini yapmaya çalışacağız. Onun için sezon kısa uzun hiçbir önemi yok bizim. Başka soru yoksa arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Mustafa'nın sonuna geldik. Sağ olun.